sözlerime Trabzonspor'u, Şenol Hoca'yı, ekibini tebrik ederek başlamak istiyorum. Tabii ki beklemiyorduk böyle bir sonuç bizim için. Hiç hoş bir sonuç olmadı. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kamp döneminde oynadığımız hazırlık maçlarında çok ciddi rakiplerle oynamıştık. Orada da iyi mücadele, iyi futbol ve gelecek adına da bize umut veren bir tablo ortaya çıkarmıştık. Ama bugünkü karşılaşmada çok açık konuşmak gerekirse futbol adına çok fazla değer üretemedik. Futbol adına çok fazla şey ortaya koyamadık. Ve sonucunda haklı bir mağlubiyet aldık. Tabii tek karşılaşmayla bir kupa sahibi olmak bizim için de çok önemliydi. Hele hele lig kupasından sonra bugün süper kupayı da aldık. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. Ama kupayı hak eden kazandı. O yüzden Trabzonspor tekrar tebrik ediyorum. Buyurun. Hocam sadece bir transfer vardı takımda. Bunu sormak istiyorum sebebini. Yine bir pozisyonda Volkan Şen'e çok sinirlendiniz. Orada kendinizi zor tuttunuz. Ama neler yaşandığını paylaşın. Evet. Tabii şu anda bu sezon kadromuza kattığımız önemli oyunculardan Insua, Stepanov, Nunez ve tabii geçtiğimiz sezon bizim takımımızın yükünü çeken Hüseyin kadroda yoktu. Dolayısıyla 4 tane önemli oyuncumuzun olmamış olması bizi performans adına olumsuz etkilemiştir. Ama biz geçtiğimiz sezon boyunca bu türlü eksikliklerin arkasına sığınmadan oynayan her oyuncudan faydalanmayı becerebilen bir ekip olduk. O yüzden zaten kadro sıkıntısı yaşamadan sezonu şampiyonlukla tamamlamıştık. Dolayısıyla böyle bir mazeretin arkasına kesinlikle sığınmak istemiyorum. Fakat oynamayan oyuncularımızın da katılımıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Biz tabii geçtiğimiz sezonun şampiyonu olurken Fair Play Ligi'nde de şampiyon olduk biliyorsunuz. Dolayısıyla bu yönümüzde de bütün ülkenin sempatisini kazandık. Dolayısıyla yani taviz vermeyeceğiniz bir konu varsa o da budur. Oyuncularımız kötü oynayabilir. İstediğimiz performansı sahada yansıtamayabilir ama Bursa Spor'a yakışan, Bursa Sporlu futbolcuya yakışan, şampiyon futbolcuya yakışan davranışları sergilemelidir. Bu konuda saha içerisinde birkaç tane hoşumuza gitmeyen hareket oldu. Bu hareketleri sahipleriyle değerlendirip bundan sonra yapmaması konusunda çok ciddi anlamda uyarmamız gerekir. Tabii ki bunun adına kesinlikle bir disiplin zafiyeti dememek lazım bence. Bu çocuklar geçtiğimiz sezonu en az kart görerek ve en centilmen şekilde bitirmeyi de başardılar. Tabii oluşan durum, oluşan skor karşısında biz soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Yani bu bizim bundan sonraki dönemde kötü oynayacağımız ya da mağlup olacağımız son karşılaşma olmayacak. Bundan sonra da mağlup olacağız. Kötü futbol ortaya koyacağız. Dolayısıyla bu gibi durumlarda soğukkanlılığımızı korumak, kendimize hakim olmak zorundayız. Orada Volkan'la bir diyaloğum olmadı. Ben hakemin yanından aldım onu. Biraz tabii sert olmuş olabilir ama bu konuda tabii kesinlikle taviz vermeyeceğiz hiçbir oyuncumuza. Buyurun. Geçen sezonun 34. haftasının son 90. dakikasına kadar üzerinizde fazla şampiyonun baskısı hissetmediniz. Ve şampiyon olduk. Bunda devrim yarattı. Bu sezon tarihi ilk maçtan böyle bir baskı hissediyor mu Bursa Spor? Yani oyuncular olsun, camia olsun, maç kazanmak adına baskı var mı? Şunu hissetmiyoruz bir defa. Hani geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladıktan sonra bu sezonla alakalı hedefimizi çok ciddi anlamda biz zaten açıkladık yani. Tabii ki şampiyonluk mücadelesinin içerisinde biz ligin sonuna kadar olmak istiyoruz. Ama ille şampiyon olacağız, işte ille ikinci olup şampiyonlar ligine katılacağız diye kendimizi bir baskı altına almak istemiyoruz, almayacağız da. Dolayısıyla yapabileceğimizin en iyisini yine yapmaya çalışacağız. Zaten gördüğünüz kadarıyla işte birçok takımımız çok büyük harcamalar yaparken, çok büyük paralarla çok büyük oyuncular alırken biz yine kendi gerçeklerimizden uzaklaşmadan
takım içerisindeki dengeleri alt üst etmeden transfer politikamızı ona göre yönlendirdik. Dolayısıyla bizim oturtturmak istediğimiz olay şu, o da işte bu sezonu ilk beşin içerisinde tamamlayıp Avrupa kupalarından bir tanesine tekrar katılabilmek. Yani zaman içerisinde tabii oluşacak durum karşısında yapabileceğimizin en iyisini yapma adına da mücadelemizi vereceğiz. Sonunda nerede bitiririz hep beraber bunu göreceğiz ama ilk beşin içerisinde olan, ilk beşin içerisinde olurken de tabii ki Avrupa kupalarından bir tanesine katılmayı başarabilen bir Bursaspor bu sezonla, önümüzdeki sezonla alakalı hedefini gerçekleştirmiş olacaktır. O yüzden böyle bir baskımız yok kesinlikle. Öyle de bir yatırım yapmadık zaten. Ne biz kendimizi ne de taraftarımızı böyle bir baskı altına almak istemiyoruz. Şöyle, tabii biz biraz evvel söyledim, iyi bir sezon başı hazırlık dönemi geçirdik. Orada çok ciddi takımlarla oynarken çok da iyi bir karşılaşma periyodu yaşadık. Dolayısıyla tabii bir karşılaşmayla biz ne umutsuzluğa kapılacak insanlarız ne de karamsarlığa düşecek insanlarız. Kendi gerçeklerimizi biliyoruz, kendi takımımızın gücünü biliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde de eğer takımımızı güçlendirme adına bazı hamleler yapmamız gerekiyorsa onu da yaparız. Ama Şampiyonlar Ligi ile alakalı ne kadar hazır olup olmadığımızı şimdi söylemek bence yersiz. 15 Eylül'e kadar yaklaşık 5 haftamız var. Dolayısıyla önümüzde bayağı bir zamanımız var. Ama bizim bence ondan önce önümüzdeki hafta oynayacağımız lig karşılaşmasını bence değerlendirip düşünmemiz lazım. Hocam Bursaspor transferi kapattı mı? Bir de Fink ve Balotelli konusunda Beşiktaş'a itibata geçecek misiniz? Böyle bir girişim falan. Yani söylediğiniz isimlerle alakalı bir girişimimiz olmadı ama transfer 31 Ağustos, yani ne zaman bitiyorsa tam tarihini şu anda bilmiyorum ama Ağustos'un sonuna kadar eğer transfer yapma ihtiyacı hissedersek bunu da yapmaya çalışacağız. Oyuncular bizim bildiğimiz, tanıdığımız oyuncular. Stefano zaten daha da Trabzonspor'da, Türkiye'de görev yapmış bir oyuncu. Kendisini Porto'dan aldık. Geçtiğimiz sezonda İspanya'da, La Liga'da tamamladık. Núñez, Arjantin'de Independiente takımından aldık. Daha böyle onun da bir Avrupa geçmişi var, Olympiakos'ta oynadı. O da bizim takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Dolayısıyla iki oyuncu da şu anda tabii lisansları yetişmediği için oynatamadık ama ikisi de antrenmanını takımlarıyla beraber sezon başı hazırlık dönemini geçirip geldiler buraya. Dolayısıyla fiziksel anlamda çok beklememize gerek kalmadan o uyum sorunlarını atlatırsak bir an evvel takımın içerisine almayı istiyoruz o arkadaşlarımız. Sercan Beşiktaş'la gitmiş. Son günlerde değil, hep geçti Sercan'ın ismi. Ama şu anda Sercan'la alakalı, Sercan'ı satmak ya da takım içerisinden herhangi bir oyuncumuzu bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. Ve tabii bundan sonra da bu konuyla alakalı haberler çıkacaktır mutlaka. Ama yine söylüyoruz, herhangi bir oyuncumuzu bırakma gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok. Bizim sistemimiz çok farklılık göstermedi geçen sene. İşte 4-4-2 oynamaya çalışıyoruz. Onun yanında işte zaman zaman işte bugün oynadığımız gibi işte 4-5-1 gibi bir taktiğimiz oluyor. Onun dışında çok farklı taktiklerle uygulamadık. İkisi de bizim iyi uygulayıp başarılı olduğumuz sistemler. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde de bu sistemlerle alakalı daha fazla çalışıp bunları daha iyi uygulamaya çalışacağız. Yani farklı bir durum oluşursa ki o da maçın gidişatına göre zaman zaman değiştirebiliriz. Ama bunun dışında farklı bir sistemle oynamayı düşünüyoruz. Buyurun. Teşekkür. Hocam geçtiğimiz sezonlara kadar şampiyon olan takım, bir sene sezon önce şampiyon olan takım ligin açılış maçını yapardı. Sizin maçınız pazartesi. Evet. Geçen sezonda Bursaspor bazı sıkıntılar çekti pazartesi cuma oynamak gibi ya da rakiplerinin daha fazla araya açması gibi. Bir sıkıntı yarattı mı size pazartesi oynayacak olmanız yoksa avantaj mı 2 gün daha geç ya da 3 gün geç olmanız? Yok, bu sezonki ilk karşılaşmanın pazartesi oynanması biraz da bizim isteğimizle alakalı. Yani şöyle, tabii bu konuda federasyon da biraz olumlu yaklaştı bizim bu isteğimize. Ama onu şimdi benim açıklamam çok doğru olmaz. Yani kulüple federasyon arasındaki görüşmelerden sonra pazartesi, biliyorsunuz stadımızda bir çalışma var.
Şu anda çok yoğun bir şekilde bu çalışma devam ediyor ve işin sonlarına gelindi. Önümüzdeki hafta Konya Spor'la oynayacağımız maça kadar stadımızı tamamen bitmiş hale getirmeye çalışıyoruz.